25. saati sunar. İyi akşamlar sevgili seyirciler. HaberX TV ekranlarında 25. saat uzun bir aradan sonra yine sizlerle birlikte. Geçen yayın döneminde cuma akşamları ekranlarınıza konuk oluyorduk. Bir takım zaruri nedenlerden dolayı perşembe aldık programımızı. Bir süre perşembe akşamları rahatsız edeceğiz. Evlerinize misafir olacağız. Bazen 2 saat, bazen 3 saat konuklarımızın ve konularımızın durumuna göre. Bu akşam bir 25. saat klasiği olarak her program başında, yıl başında yaptığımız gibi yine eğitimle başlayacağız. İki eğitim sendikası başkanı konuğum var. Hemen müsaadeniz hocam sağdan başlayayım. Evet. Eğitim Birsen Samsun Şube Başkanı Sayın Necdet Güneysu. Hocam hoş geldiniz. Eyvallah, teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Hemen solumda Eğitim Sen Samsun Şube Başkanı Sayın İsmail Yavuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani iki sendikanın da siyasi yelpaze kulvarı açısına baktığımızda konumlamamız da doğru olmuş. Birinizi sağıma, birinizi soluma alarak. Yani hocamın sağda bir sendika, sizin de solda bir sendika olduğunuzu görüntü olarak da ortaya koymuş olduk. Evet hocam, 2015-2016 eğitim ve öğretim sezonu açıldı. Evet. Törenleri yaptık. Çocukları okula gönderdik. Ve hayırlı uğurlu olsun dileklerini aldık. Sizin açınızdan yeni eğitim öğretim dönemi sezonu nasıl başladı? Buradan giriş yapalım. Evet. Öncelikle sizlere, sayın burada beraber olduğumuz sayın başkanıma ve HaberX TV'nin bize vermiş olduğu bu fırsattan dolayı bütün çalışanlarına, bu akşam bizi şöyle izleyen değerli hemşerilerimize de değerli vatandaşlarımıza saygı ve muhabbetlerimizi sunuyorum. Konuşmama ya da sohbete başlarken memleketimizde, ülkemizde olan üzücü olayların, elem verici olayların, terör olaylarının ve hayatını kaybeden, şehit olan acılarını paylaştığımızı, yüreklerimizde hissettiğimizi bunları ifade ediyoruz. 2015-2016 eğitim, öğretim yılı tabii birbirimize iyi dileklerimizle başladı. Bu başladı da yaklaşık bu haftanın başında 20 milyon gencimiz, çocuğumuz evinden çıkarak örgün eğitim kurumlarına gitti. Tabii rakam bu kadar büyük olunca endişeler de bu anlamda büyük oluyor. Yaklaşık 750 bini aşkın öğretmen ve 800 bini aşkın eğitim öğretimde kurumunda çalışan emekçi birlikte eğitim öğretim seferberliğine çıktı. Dolayısıyla 2015 ve 2016 eğitim öğretim yılında inşallah daha önceki yıllarda yaşamış olduğumuz ve sürekli tekrarlanmasını istemediğimiz birçok sorunlar tekrarlanmadan, birçok sorunlar kendi içerisinde çözüme kavuşarak hocam, yolumuza devam ederiz inşallah. Yolumuza devam ederiz. Temenniler iyi de yani siz başlangıç itibariyle Milli Eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı'nı, Milli Eğitim Müdürlüklerini bu eğitim, öğretime yeteri kadar hazırlanmış buldunuz mu? Yani
Biraz sonra ben sıralayacağım bir sürü sorun var. Temennilerimizi önce ifade edeceğiz. Ondan sonra tamam. Eksikleri ve yanlışlıkları peki, elbette peki. Bir eğitimci olarak dışarıdan baktığımızda her şey yolunda, hazırlanmış, her şey tamam dememiz mümkün değil. İsmail biz önce temennilerimizi ifade alalım. Edeceğiz. Ondan sonra topa girelim. Edeceğiz. Sevgili seyirciler, sosyal medyadan programımıza katılmak isterseniz 25 saat karma etiketiyle Twitter'da bize yazabilirsiniz. Burada bekliyoruz sorularınızı ve görüşlerinizi. Tabii bizim Facebook hesaplarımız da var. Oradan da yine ekranın altında yazdı arkadaşlar. Oradan bize ulaşabilir. Siz de görüşlerinizi, sorularınızı yönlendirebilirsiniz diyorum hemen. İsmail Hocam. Evet. Temennilerinizi alalım. 2015-2016 eğitim öğretim yılı bu hafta itibariyle başladı. Milyonlarca öğrencimiz ders başı yaptı. Binlerce öğretmenimiz ders başı yaptı. Ben de aynı duygularla tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Yine HaberAks programı olarak bize bu olanağı, imkan tanıdığınız için de sizlere çok teşekkür ediyorum. Haftanın başında da yine Sayın Başkan'la beraber bir programa katıldık. Eğitimin sorunlarını kendi çapımızda durduğumuz yerden değerlendirdik. Bu anlamıyla elbette ki Samsun'un eğitim sorunları, ciddi sorunları var. Bu programları hazırlamak belki bu ciddi sorunlara ilgililerin dikkatini çekmesi açısından önemli olacaktır diyorum. Bu anlamıyla tekrardan sizlere, Erdem Bey, daha önce de sizlerle bir program yapmıştık. Bu anlamıyla HaberAks çalışanlarına, emeği geçenlere hepsine çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen yurttaşlarımıza da saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Tabii ben öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz geçen yıl Samsun'da farklı görüşlerin, farklı sendikaların, farklı siyasi partilerin, farklı sivil toplum kuruluşlarının aynı masa etrafında buluşarak konuları tartışmaları, fikir jimnastiği yapmaları için çaba sarf ettik. Geçen yıl ilk programımızda 4 sendikayı davet etmiştik. Sağ olsun 4'ü bile katılmıştı. Bu programda da, bu yılda da yine 2 başkana davetimizi yaptık. Hiç çekinmeden geldiler. Hem eğitimci olarak topluma ve özellikle siyasetçilere örnek olmasından nasıl bir araya gelinebileceğini de gösterdiğiniz için ben ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. Hemen topa giriyorum. Aslında bu programın olmasının nedeni, bir başka nedeni de iki değerli başkan sevgili Burcu'nun hazırlayıp sunduğu Haberin Sesi programında bir araya gelmişti ve oradaki bir takım konuların süre açısından yetmemesi nedeniyle dedik ki bu programda devam edelim şeklinde oldu. Evet. Hemen oradan girelim. Tabii o programda ilk ana unsur neydi? Sayın Başkan Necdet Güneysu'nun eğitim öğretim yılı açılışında yazılı olarak yaptığı açıklamada karma eğitim dayatması kaldırılmalı cümlesiydi. Evet başkanım, karma eğitim dayatması dediniz. Neden karma eğitime karşısınız? Başka dayatmalar da var mı? Buyurun. Evet. Var. Birçok dayatmalar var. Özellikle ben sizlere teşekkür ediyorum. Siz yani programın, o günkü programın hocamla dediniz, tadına doyum olmadı. Bunun devamını istiyor dediniz. Oradan devam edelim. Şimdi önce şunu ifade edelim. Biz Eğitim Birsen olarak karma eğitimi temelde hangi esaslara oturtuyoruz, neden bunu önemsiyoruz? Bu çok önemli. Şimdi biz şunu istiyoruz. Eğitim olabildiğince hangi ülkede olursa olsun o ülkenin değerlerini yaşatmalı. Eğitimin birçok tanımı var. Yani ben şudur budur ama herkes bir tanımını kabul eder. Benim en çok sevdiğim tanım şudur. İstendik davranışların bireye kazandırılması. İstendik davranış. Bu çok önemli. Yani bunu eğitenler, eğiten güç de isteyecek, devlet de isteyecek, eğiten birey de isteyecek, eğitilen de kabul edecek. Onun da bünyesine uygun olacak. Bu üç unsur, eğiten güç, eğiten kişi ve eğitilen kişi bir yerde buluşmadığı sürece eğitimde dayatma var demektir. Evet.
Biz karma eğitime şu açıdan baktık. Biliyorsunuz 1999 yılına kadar karma eğitim mecburiyeti yok. Karma eğitim uygulanıyor ama mecburiyet yok. Türkiye'de 1999 yılında Metin Bostancıoğlu döneminde 28 Şubat'tan sonra Milli Eğitim Temel Kanunu'na eklenen bir madde ile denildi ki bundan sonra karma eğitim esastır. Hatta onun ek maddesini ben burada notlar aldım, çok teferruata girmek istemiyorum. Sadece okullarda değil, dershanelerde ve özel eğitim kurumlarında da karma eğitim yasaktır denildi. Evet. 2011 yılından 2001 yılından itibaren de bu tam bir dayatmaya dönüştürüldü ve bu ülkede uygulandı. Evet. Ondan önce serbestti. Yani karma eğitim, yani genelde bunlar konuşulurdu. Karma eğitim vardı. Kız meslek liselerimiz vardı. Eğitimcili, eğitilenin özelliğine göre farklılıklar vardı ama o gün bu dayatma oldu. Şimdi bu dayatma neler getirdi? Bunlar çok önemli, somut şeyler. Bazı şeyler uygulanmadığı için belki göz ardı edilebilir. O günlerde, biz bir öğretmen olarak biliyoruz, o günlerde halk eğitim merkezlerinde açılan, halk eğitim merkezlerinde halka açılan kurslarda dahi bu karma eğitim dayatıldı. Yani o kurslarda dahi hani bu sınıfta niye kız öğrenci yok, erkek öğrenci yok denildi. Yani karışık değil denildi. Bundan dolayı daha önceki yıllarda da, yani 1999 yılından önce de birçok Anadolu'nun birçok köyünde, kentinde insanlar bunu böyle kabul ediyor. Doğrudur ya da yanlıştır. O farklı bir olay. Sırf karma eğitimin şartlarının daha ön plana çıkarıldığı için, okullarda karma eğitim şartlarının daha ön plana çıkarıldığı için on binlerce kız öğrencilerimiz okumadı, okula gelmedi. Bir örnekle açıklayayım. 1988 yılında ben Güneydoğu'da öğretmenliğe başladım. Ben devam ettim 96-97 yıllarına kadar. Oralarda yatılı bölge okulları vardır. Hocam çok iyi bilir. Ve yatılı bölge okullarda karma okullardır. Ve her okulda köylerden okul olmayan, yani ilkokul olmayan ya da ortaokul olmayan köylerden öğrenciler gelir. Erkek öğrenciler oraya sınavla alınır. Kız öğrenciler sınavsız alınır. Sınavsız alındığı halde kız öğrenci sayısı erkek öğrencinin 1/10 oranındadır. Mesela ben yatılı bölge okulu Oğuz Eli'nde çalıştım. 500 öğrencimiz vardı. Bütün çalışmalarımıza, uğraşmalarımıza rağmen o okula getirdiğimiz öğrenci sayısı, kız öğrenci sayısı 70'i geçmiyordu. Evet. Ben şunu 12 yıl zorunluluk şartı olmasına rağmen. Evet. O zaman 8 yıl. Ben şunu söyleyeyim. O zaman biz bir çalışma yaptık. Evet. Dedik ki biz köylere gideceğiz. Ya arkadaş, çocuklarınızı niye göndermiyorsunuz? Bu okullar kız çocukları. Kız çocukları gelmiyor okula. Tek tek köylere gezdik. Ve teminat verdik. Adam şunu söylüyor. Hocam, yatılı bölge okulu. Benim kız çocuğum aynı binada kalacak, erkek çocukla beraber. Ya biz bunun teminatı izliyoruz ama burada önemli olan eğitimi talep edenin algısıdır. Hocam, bu algıyı yıkmak çok zordur. Anladım. Bu bir. Şimdi onun ben için yanlış mı anladım? Siz eğitimde her sınıfta, ilkokul birinci sınıftan itibaren kızlar ayrı sınıfta, erkekler ayrı sınıfta olsun diye bir dayatmanız yok. Ya öyle bir şey mi? Sizin sadece derdiniz, yani sizin yani karma eğitim dayatması kaldırılsın dediğiniz şey, işte eskiden olduğu gibi kız meslek liseleri,
isteyen veyahut da işte İmam Hatip okullarında kız okulları vardı. Evet. Erkek okulları ayrıydı. Aynı bina içerisinde sınıflar. Ayrıydı. Evet. Sınıflar. Kız sınıfı. Siz bu özgürlüklerin yeniden gelmesini ediyorsunuz. Evet. Yani illa bir kızlar bir sınıfta olsun, erkekler bir sınıfta olsun gibi bir böyle bir şey yok. Böyle bir dayatma kesin. Biz dayatma kalksın. Özellikle 1999 yılında getirilen bu dayatma. O mecburiyet dayatması. Evet, orada kalalım. Şimdi hocam, diğer dayatmalara geçmeden, yani çünkü bende de var bir takım dayatmalar, diğer dayatmalara geçmeden bu konuyla ilgili eğitim senin ve sizin görüşünüz nedir? Bu konu yalnız. Şimdi tekrardan iyi akşamlar diliyorum. Karma eğitimle ilgili arkadaşlarımızın böyle bir ön yargısı var ya da yargısı var diyelim. Bir dayatmadan, ideolojik bir dayatmadan bahsediyor. Aslında belki söylenen şey üzerinden bir toplumsal mühendislikten bahsediyor. O dönemde diyor toplumsal mühendislik uygulandı ve böylesi bir dayatma gerçekleştirdi. 28 Şubat sürecinin dayatmasıydı diyor. Fakat geleneği esas alıyor. Burada diyor ki gelenek, bizim toplumumuz geleneksel değerleri var ve bu geleneksel değerler içerisinde bazı veliler kız çocuklarını okula göndermiyor. Güneydoğu'dan da örnek verdi. Zor çalışma yaptık dedi ama. Şimdi burada biz referansımızı nerede kuracağız? Nereden alacağız? Son derece gelenekçi, son derece o toplumun kabuğunu kıramamış bir velinin, ebeveynin değerlerini mi esas alacağız? Yoksa çağdaş dünyanın bilimsel değerlerini mi esas alacağız? Şimdi Anadolu aydınlanması içerisinde mesela köy enstitüleri bir ışıktır. Orada Anadolu'nun bozkırından gelen, son derece belki o imkanları olmasaydı okuma şansı bile olmayan, olmayacak olan erkek ya da kızlar köy enstitülerinde okuyarak öğretmen oldular. Daha sonra öğretmen olarak köylerine döndüler ve Anadolu'nun aydınlanmasına bir ışık yaktılar. Bu anlamıyla o dönemde de köy enstitüleriyle ilgili bu mantıksal bakış açısı şöyle diyordu. Diyordu ki burada kız ve erkek bir arada eğitim görüyor. Dolayısıyla burada her türlü fitne fesat vardır. Burada fuhuş vardır, şu vardır, bu vardır. Ki çünkü köyde referansını o geleneksel toplumsal hayat üzerinde kuran bazı otoriteler, ama bu muhtar olur, ama şeyh olur, ama derviş olur, ama şu bu olur. Otoritesini o aydınlanmış köy çocuğu, ama erkek ama kadın öğretmen olarak geldiğinde onun otoritesini sorguladıkça, onun otoritesini yıkmaya başladıkça tabii ki karşı bir muhalefet gelişti. Ya bu köy enstitülerinden gelen öğretmenler, kız ya da erkek, bunlar aydınlanmış, saz çalıyor, gitar çalıyor, keman çalıyor, dünya klasikleriyle tanışmış, birçoğunu okumuşlar ve bu arada tabii ki siyasal iktidarı, o dönemin siyasal iktidarına baskı yaparak bu okulların kapatılmasına vesile oldu. Ki ben o okullar devam etseydi köy enstitüleri şeklinde daha bilimsel esaslarda da oluşturulabilirdi. Onun zaten temelinde aslında yine Cumhuriyet'in başında Avrupalı uzmanlar ya da dünyadan uzmanlar getirerek Milli Eğitim Teşkilatı nasıl dizayn edilmesi gerektiği üzerinde ki son derece pragmatist felsefenin de kurucularından biri olarak bilinir eğitimde. John Dewey mesela onunla ilgili de araştırmaları vardır. Bu anlamıyla karma eğitimi aslında geleneğe karma eğitim karşıtlığı geleneğe dayanarak bir toplumsal mühendislik projesi olarak topluma giydirilmeye çalışıyor. Bizim insanımız gerçekten olanaklar sunulduğu zaman kız erkek bir arada eğitim görmesine hiçbir sakınca görmüyor. Biz madem ki geleneği buraya oturtturacağız, yani geleneksel vatandaşlarımızın geleneksel duruşları üzerinden şekillendireceğiz eğitimi, o zaman ta döneceğiz Orta Asya toplumlarına. Biraz önce dışarıda sizle de konuşurken sohbet ettik. Orada da han kişi var, hatun kişi var ve bunlar bir arada yaşıyorlar. Yani insanların, kadın ve erkek toplumsal cinsiyet eşitliği çok önemli bir şey. Bu toplumsal cinsiyet eşitliği içerisinde çocuklarımızın doğduğu andan itibaren sosyal, kültürel, sanatsal, fizyolojik, psikolojik gelişimlerinin ancak ve ancak birbirlerini tanıyarak gerçekleşebileceğini, bu da eğitim ortamlarında. Çünkü evde sonuçta belki abisi var, kardeşi var, kız kardeşi var. Belki orada birbirlerini tanıyorlar. Ama
eğitim ortamlarına geldiğinde karşı cinste nasıl konuşacağı, nasıl davranacağı, nasıl hareket edeceği, bunun sosyal, kültürel, psikolojik gelişimi bu ancak ve ancak karşılıklı diyalog üzerinden olur. Ama arkadaşlarımız diyor ki karma eğitim dayatıldı diyor. Ben de diyorum ki bu dönemde ise, şu 13 yıllık iktidar döneminde ise ki bunu acı bir şekilde yaşıyoruz. Kız ve erkek öğrencilerimizin ayrı sınıflarda, hatta ayrı okullarda eğitim görmeleri özendiriliyor, teşvik ediliyor. Yani diyor ki o dönemde 28 Şubat sürecinde toplumsal mühendislik uygulandı ve bu dayatıldı. Ben de diyorum ki bu 13 yıllık iktidarları döneminde de, bugünkü AKP iktidar döneminde de tam tersi bir uygulama var. Karma eğitimden ciddi anlamda uzaklaşma ve kız ve erkek çocukları birbirinden ayırarak birbirlerini tanımalarına olanak vermeden. Ben bunu sınıfta da konuşuyorum. Öğretmeniz, zaman zaman çocuklarla konuşuyoruz. Elbette ki birbirinizi tanıyacaksınız. Birbirinizle sosyal diyaloğunuz olacak. Erkek erkek öğrenciye de hata yapabilir. Kız erkek öğrenciye de hata yapabilir. Erkek kız öğrenciye de hata yapabilir. Ama önemli olan burada birbirinizi örselemeden, birbirinizin değerlerine saygı duyarak bir toplumsal iletişim gerçekleştireceksiniz. Birebir iletişim gerçekleştireceksiniz. Bunları ayırarak bunun çözümü olmaz. Sonuca da gidemezsiniz. Bu anlamıyla dediğim gibi keşke bu okullar, ki hocam dayatma diyor. Bunu dünyada örnekleriyle baktığımızda da dünyada karma eğitim 1871'lerde ABD'de başlıyor. Evet, Türkiye'de de İstanbul Üniversitesi'nde Darülfünun 16 Eylül 1921'de alınan kararla karma eğitim başlıyor. Çünkü o döneme kadar zaten okuma yazma oranı çok düşük ve okuyan yazan kesim de genelde erkekler. Tabii ki o dönemin ki Kurtuluş Savaşı esnasında biliyoruz kadınlarımızın nasıl fedakarlık gösterdiğini. Şimdi hocam o anlamıyla galiba kadın hakları üzerinden de o dönemde gelişen bir karma eğitim talebi var. Şimdi ben mi yanlış anladım? Şimdi hocamın karma eğitim kaldırılsın diye bir talebi yok. Talebi yok. Yani siz buradan yola çıkarak, yani bu bir gizli ajandanın ilk ürünü müdür demek istiyorsunuz? Ama hocama yani bir de şu soruyu sorun. O ne, karma eğitim mecburi mi olsun? Yoksa şimdi dünyada bir serbest alanı olsun mu? Yani şimdi bakın, bu mu söyleniyor? Evet, yani şimdi buradaki burada karma eğitim mecburi mi olsun diyorsanız, evet ben mecburi olsun derim. Dünyada örneklerini izliyoruz. Hani geçen gün tartışmamızda da ortaya koyduk. Bütün bilimsel, eğitsel gelişmelerin beyni olan, hani bu anlamıyla Türk Akademisi çok buna çok katkı yaptığını söyleyemiyorum. Çok istisnai durumlarda Avrupa'da bir iki örnek vardır. ABD'de, kıtada bir iki örnek vardır. Bunlar da daha çok oranın mesela Amerikan sağının bazı kesimleri, ki uç kesimleri diyebilirim, karma eğitimden vazgeçilmesi diye talepleri olan kesimler de var. Bunun dışında Kanada'da bir iki örnek var. Yani buralardakilerin de böyle %1, binde bir bile oranda değil. Daha çok da bu hani aşırı Katolik inanca hocam, sahip şey, insanlar. Siz şu anda Almanya'da ve Amerika'da, özellikle Kanada'da kaç tane karma eğitim değil, yani böyle erkek ve farklı lisen olduğu ile ilgili bir istatistik baktınız mı bir yerde? Şimdi sayın hocam, bu görünen, izlenilen anlamıyla bu oranları değerlendirdiğimizde çok cüzi rakamlar. Siz mesela Eğitim Bir Sene dergilerinde de, ben mesela izlediğim kadarıyla bununla ilgili, özellikle de 19. Milli Eğitim Şurası'na hazırlık yaparken de dergilerinizde bununla ilgili bir iki tane akademisyenin de yazıları vardı. Sanki bütün dünya karma eğitimden vazgeçmiş de kız erkek ayrı eğitimlere başlamış gibi bir ya, nüans. Dünyayı, bütün dünyayı herkes görüyor. Olay şu. Bakın biz bununla ilgili, bu böyle sadece tartışılan bir olay değil. Yani gerçekten bu nedir? Bu toplumda eğitim öğretimi bu ülkenin en ücra köşesine nasıl ulaştırabiliriz sorununun cevabıdır. Bakın 1964 yılında bir konu tartışılıyor Türkiye'de. Anadolu'daki kadınların, kızların okullara nasıl kazandırabiliriz? Yani örgün eğitim kurumlarına nasıl kazandırabiliriz? Evet.
Ve burada Bahriye Üçok, Neda Armaner hanımefendi, bunlar bilinen son derece Atatürkçü aydınlardır bunlar. Ve Beyza Bilgin şu öneriyi ileri sürüyor. Diyor ki Anadolu'daki kadınları, köydeki kızlarımızı okullara çekebilmek için kız okulları oluşturulması gerekir. Ben şunu söylüyorum. Biraz önce bir örnek verdim. Bakın Antep'te şimdi işte hocam orada şöyle bir tane, geleneği bakın. Hocam, bir şey aslında çaresizlik içerisinde, çare arıyor. Sıkıntı şu, dayatma şu bakın. Antep çevresinde biz bunlar orada yaşadık ya. Beş tane yatlı bölge okulu var. Beş tane. Ya bir tanesi kızlar için olsun. Şimdi hocam, bakın hocam şimdi bilimsel şeylerden bahsettiler. Şimdi tabii hocam. Olaya şimdi hocam ama şöyle bakın. Şurası çok önemli. Farklı bir soruda gitmek şimdi, istiyorum. Ama hocama ben farklı bir şimdi, soru sormak istiyorum hocam. Pardon. Evet. Şimdi benim kafama takıldı. Yani yurdumuzda birçok değişik kültür var. Aileleri değişik eğitim seviyesi var. Şimdi ben Anadolu çocuğuyum, Kayseri'liyim. İç Anadolu'da da vardır bu. Tutucu bir aile kızını ben erkeklerin arasına göndermiyorum diyorsa, o kızın aile baskısıyla evde eğitim almaması mı iyidir? Yoksa bu tür yasaları, çerçeveleri belirlenmiş her şeyde değil, yeni bir kız erkek ayrımı sınıflar dayatması olmadan bir kız okuluna gidip eğitim alması mı iyidir? Şimdi burada şöyle söylemek lazım. Hocam mesela bu soruya cevap alayım, sonra devam ederim. Bahriye Üçok'tan örnek verdi. Evet, bu insanlar araştırıyor. Sosyolojik araştırmalar yapıyor. Ve bu araştırmaların sonucunda da daha çok tabii ki toplumun geleneksel yapısını görüyor ve çaresizlik içerisinde çare öneriyor. Evet. Diyor ki ya bu insanlar geleneksel aile yapısına sahip, kız çocuklarını eğitim süreçlerinden uzak tutuyor. Dolayısıyla bu kızlarımız eğitim alamadığı sürece daha da geriye düşüyorlar. O yüzden böyle kız okulları olabilir diyerek önerilerde bulunuyorlar. Ama bunu geçici, palyatif bir öneri olarak sunuyor. Çünkü niye? Biliyor ki gelenekle baş etmek çok kolay bir şey değil. Ha, bu anlamıyla sizin söylediğiniz soruya gelecek olursam da, şimdi elbette ki her bir bireyin, kadın ya da erkek, kız ya da çocuk, neyse erkek, her bireyin bu topraklarda yaşayan değerlerden mutlak suretle nasibini alması lazım. Bu eğitim de aynı şekilde bunun için geçerli. Yani eğitimde bir çocuk ailesi son derece muhafazakar olabilir, eğitim süreçlerinden uzak tutuyorum diyebilir, göndermiyorum bu kız çocuğu. O işte geleneğin kırılması lazım. O geleneğiyle bilimsel esaslar çerçevesi. Yoksa şöyle ben? Bir şey, şöyle bir tarzla polis, değil. Polis, hayır, polis soruyla değil. Ben evet. Anadolu insanının öngörülü olduğunu düşünüyorum. Anadolu insanına mutlaka aydın bir şekilde yaklaşıldığında ikna edilebileceğini düşünüyorum. Ki zamanında çok aile çocuğunu ya kız çocuğu okur mu? Öğretmen mi olacaksın? Şimdi sen ne olacaksın falan filan diye toplumsal hayatın dışına düşürüyor. Ev hayatına kapatıyor. Daha sonra da evlendiriyor. Şimdi ama bununla mücadele etmezseniz hiçbir zaman kıramayacağınız bir şeydir bu. O anlamıyla ben şunu demiyorum elbette ki bu topraklarda yaşayan her bir birey, kız ya da erkek olsun, eğitimden eşit fırsatlar şeklinde yararlanması lazım. Nitelikli, bilimsel bir eğitim sürecinden geçmesi lazım. Hocam siz eğitimcisiniz. Şöyle sizin diyorum. Şu an söylediğiniz şey, pardon hocam ben müdahil oldum. Neyse. Şimdi söylediğiniz şey işin teorik ve ütopik. Bakış ütopik size. Değil, hiç yani, de değil. Şimdi, bakın Anadolu'da ben size Anadolu, köy enstitülerinden örnek verdim. Hocam eyvallah. Anadolu'nun en ücra köşesinde şimdi bir köy var. Geçin, sahil kesin, geçin. Birçok köyümüzde vardır bu. Hı-hı. Herkese ulaşma imkanınız var mı? İşte, o devlet yaratacak onu. İşte bakın devlet, şu an mümkün mü? Devletin içinde bulunduğu durum, konum, yapı, eğitim. Valla bu bir tercih meselesi işte. Bu bir tercih meselesi. Ben bir, o zaman daha net soruyorum. Bu bir tercih bu konudaki, meselesi. Bu konudaki net endişeniz ne? Endişemiz ne mi? Şöyle söyleyelim. Şimdi 13 yıllık bir AKP iktidarıyla karşı karşıyayız. Ve
Özellikle son dönemlerde baktığımızda kadın cinayetlerinde artış görüyoruz değil mi? Ya da taciz, tecavüz, şu bu artış görüyoruz. Aa, bu eskiden de oluyordu ama bu istatistikler gösteriyor ki son yıllarda özellikle hukukta bile, bakın bu konuda hakimlerimizin, yargıçlarımızın bile eğitilmesi gerekli. Geçen gün kendi rızasıyla diyerek neredeyse tecavüzü aklayan bir karar veriyor. Dün akşam da tartışılıyordu bir televizyon programında. Şimdi buradaki endişelerimiz şu. AKP kendisini eski rejimle bir hesaplaşma üzerine oturtuyor. Diyor ki eski rejim bitti. Bunu bazı milletvekilleri de zaman zaman kendi aralarında da söylüyoruz. Basına da yansıyor. Reklam arası bitti diyor. 90 yıllık reklam arası bitti. Yeni rejim var. Yeni Türkiye var. Bu yeni Türkiye illaki ilerleyen çağdaş uygarlık düzeyine ulaşan bir Türkiye değil. Bir rejim tesis etmeye çalışıyor. Kendisini de bir kurucu iktidarmış gibi düşünüyor. Ve bu anlamıyla da toplumun eğitim sistemini de kendi inançsal değerleri doğrultusunda dizayn etmeye çalışıyor. Biz bunu 4+4 dayatmasında da gördük. Bunun bir parçası olduğunu düşünüyorsunuz. Bakın tabii ki 4+4 dayatmasında nasıl gördük? Hiçbir gerçekten bilimsel esaslara dayanmayan son derece ideolojik, son derece de siyasi referanslardan beslenen bir anlayışla 4+4 dayatması 2012 yılında getirildi. Neden getirildi? Önce bakın 5 yaşındaki çocukların 60 aylık çocukları eğitim süreçlerini aldılar. Daha sonra o sene gözlemlediler ki tüm öğretmenler de şikayetçi oldu. Bu çocuklar bir türlü uyum sağlayamadılar. Bir kısmı çişini kaçırdı. Bir kısmı öğrenemedi. Bir kısmı şu oldu bu oldu. Hızlıca buna geçtiler. Nedendi? 5 yaşında alacak. Daha sonra 5,5 yaşına çıktı. 66 aylık çıktı. Daha önce biliyorsunuz ki daha 72 aylıkken. Buna o dönemde üniversitelerin birçok eğitim bilimleri fakültelerinde itirazlar geldi akademisyenler tarafından ama kimseyi dinlemediler. Bununla ilgili bir çalışma da yoktu. 18. Milli Eğitim Şurası'nda da bununla ilgili de böyle bir karar da yoktu. Ama bir gecede apar topar geçirildi. Neyle ilgili karar yok hocam? 4+4 eğitim sistemiyle ilgili bir karar yoktu. 18. Milli Eğitim Şurası'nda. 19. demiyorum bakın 18. Milli Eğitim Şurası. 18. Diyor. Milli Eğitim Şurası hocam. Milli Eğitim Şurası. Yani biz unutmazsan ben bunlara çok söyleyeyim. Tabii. Odur yani. Gideceğiz. Olabilir. Şimdi ne oldu? Bakın eğitim sistemini 4+4 diye üçlü bir aşamaya çevirdiler. Aslında burada 12 yıl zorunlu eğitimmiş gibi göründü. Ama evet. 8. yıldan sonra birçok eğitim bunun rakamları da var. Devletin kendi yayınladığı rakamlar da var. Hatta ben burada... Yalnız konu çok dağılıyor. Açık, tabii dağılıyor. Açık eğitime geçme, ne diyoruz şimdi ona? Bakın, uzaktan eğitime bakın, geçme bakın. İmkanı tanıdı. Tabii. Evet. %99 ilkokulda okullaşma oranı var. Ama liseye geldiğimizde %76. Bu 4+4 12 yıllık zorunlu eğitimin %25 firesi var. Evet, hocam, ve daha çok da bu fire kız çocukları üzerinde. Ayrı başka altına konuşacak şimdi, mı zorunlu? Tabii ki konuşacağız da şunu diyorum bakın. Sen. Burada, burada %25'lik fire bu dayatmanın mahsulü olamaz mı? Dayatmanın mı? Yani hocamın söylediği dayatmanın. Dayatmanın niye mahsulü olsun? Bu ilk öğretimde, ilk okulda, ortaokulda, bu okullarda okuyor da liseye geldiğinde. Ama toplumda bir ergen tabiri, genç kız olduğu tabiri vardır ve gelenekseldir bu. Şimdi, o İmam Hatip liselerini yeterince açtılar herhalde, hocam, bilmiyorum yani. Orada şunu yani gitmek edeyim. İstedikten sonra, burada daha çok. Bu süreçlerden sonra yani 8 yıllık eğitiminden sonra çocuğun bakın kaç yaşına geliyor? 5, 8 daha 13 yaşında. Ben hocama 5,5 yaşında girse şu anda 5,5 yaşında giriyor. Evet. 8 yıl sonra ne oluyor? 13,5 yaşında. 13,5 yaşında çocuk bir eğitim sürecinin dışına düşüyor. O dönemde de dedik bu aslında şöyle bir projenin kaynağı. Şimdi 28 Şubat sürecinden bahsetti. İmam Hatiplerin ortaokulları kapatıldı, ilk öğretim 8 yıla çıkarıldı falan itirazları oldu arkadaşlarımız. Çünkü İmam Hatip liselerini kapatılıyor. Geleceğiz, onunla ilgili tabii. De ayrı bir başlık bu anlamıyla, zaten. Bu anlamıyla ben Türkiye'deki insanlarımızın gerçekten bilinçli bir şekilde gidildiğinde bu geleneksel bakış açılarının kırılacağını düşünüyorum. Bunun tarihsel çok örnekleri var. Yani bunlar da çok ciddi örnekler. Hocam ben anladığım gibi söyleyeyim. Siz bunun siyasi bir projenin bir basamağı tabii ki, olduğunu basamağını olduğunu düşünüyoruz tabii ki. Evet. Hocam neden ben bir hocama, siyasi partinin düşüncesinin basamağını dayatma olarak getiriyorsunuz? Böyle hocama ben şuradan hak vererek başlayayım. Elbette eğitim bir disiplin işidir. Devletin eğitim politikası olacaktır. Bu şu anlama gelmez. Yani
bırakalım. Vatandaş ne istiyorsa, hiç devletin kafasında bir şey olmasın, bir yönlendirme olmasın. Vatandaş ne istiyor, isteğine göre yap. Böyle bir şey yok. Dayatma mübahtır diyorsunuz yani. Hayır hayır, dayatma mübah değil. Ama devlet nasıl yapacak ki bunu? Ha, olay işte orada, devlet şunu yapacak. Devletin işi, bakın, anayasal eğitim en temel hakkı. Devletin birinci derecede işi, eğitime ulaşımdaki önünde hangi engel varsa o engeli, o taşı kaldırmaktır. Bir vatandaş şunu diyorsa, kardeşim ben cinsiyet ayrımından dolayı ya da şu gerekçeden dolayı, mezhebi ayrımından dolayı, ya ben şu mezheptenim, ben inanç değerlerim, inançsızım, bundan dolayı eğitime ulaşamıyorum diyorsa, devletin işi o eğitim kurumuyla, eğitim hakkıyla vatandaşın arasındaki taşı kaldırmaktır. Sorun bu. Hocam, biz bunu söylüyoruz. O taş kalkacak. Hocam, bu da ideolojik bir şey işte. Hayır. Bak, söylüyorum o şimdi. Taş, hayır. Görünürde çok özgürlükçüymüş gibi duruyor ama. Döneceğiz hocam. Orada başka bir şey var. Anayasal maddeden var. Ya hocam, ya şu niyet okumayalım. Zorunlu din dersinde onu konuşacağız. Zorunlu din dersinde onu konuşacağız. Niyet okumuyorum ama. Ama bir şey, az bir saniye. Niyetleri. Hocam, sabırla dinledik. Bak lütfen. Lütfen. Bakın, ne söylediklerimiz anlaşılsın. Evet. Söylediklerimiz anlaşılsın. Zaten vatandaş dinliyor, ona göre şeyi verecekti. Dedik ki anayasal haktır ve kesinlikle vatandaşın, bireyin eğitime ulaşması önündeki bir çakıl taşı da olsa devletin işi onu kaldırmaktır. Burada sizin söylediklerinize ben şu anlamda katılıyorum. Ya. Eğitim kurumuna çağır, ondan sonra anlat. De ki kardeşim, karma eğitim sizin için gereklidir. Birbirinizi tanımanız gerekir. Şunu yapmanız, eğitim yoluyla toplumu dönüştür. Bunda sakınca yok. Ama önce sen vatandaşın bu dayatmacı anlayışla, bu zihniyetle, ya biz bunların travmalarını çok yaşadık, gördük. Yüz binlerce şu Anadolu'daki kadın eğitim öğretim kurumlarından sürgün edildi. İnanç değerlerinden dolayı. Hocam şimdi köy enstitülerinden bahsediyor. Kaç tane köy enstitülerinden bayanlar okudu? O köy enstitüsünün iki tanesi, üç tanesi bayan köy enstitüsü olsaydı ne olacaktı? Bugün çok daha farklı olacaktı. Kaç tane vardı bunun? Şöyle bir zihnimizi yorumlayın. Zihninizi bir değiştirin. 30 yıl önce, 40 yıl önce bu ülkede kaç kişi, kaç tane bayan eğitim öğretim kurumlarına ulaşamıyor? Bak, notalında devam edeceğiz. Hocam notalında devam edeceğiz. Bu çok önemli. Kaç tane bayan, Anadolu'daki kadın, insan, o kız, genç kızımız buna ulaştılar. Ha şimdi hocam diyecek 28 Şubat deyince hep o sendrom diyecek. Bakın bu halkın inanç değerleri, bakın bu ister Alevidir, ister Sünnidir, ister Yezididir, ne olursa olsun. İnanç değerlerine yapılan baskıdan dolayı binlerce, özellikle kadın. Ya rica ediyorum hocam, yani biz kadın hakları, kadın hakları diyoruz da, ya şu kadınların İnançlarından, kıyafetlerinden ya da diyelim ki anne ve babalarının dayatmalarından dolayı eğitim kurumlarından sürgün edilmesine nasıl razı olabiliriz bir eğitimci olarak? Hocam sürülsün demiyoruz elbette. Hocam başka ne dedin? Mutlaka ama siz ya şöyle yapıyorsunuz. Ben size bir örnek bir veri dedim. Göndermiyor vatandaş. Göndermiyor. Ne yapacaksınız? İkna etmiyorsunuz ki, ya da toplum ikna, ya da daha doğrusu ona sağlıklı bir iletişim süreciyle ulaşılmıyor ki. Ulaşılmadığı için dediğiniz gibi de polis zoruyla ulaşırsan elbette ki tepkisi doğacaktır. Ama bu şu demek değildir. Yani ben burada gördüğüm sıkıntı adına şudur. Hocam da. Özellikle kadınlar arası, kadınlar hakkında ne hikmetse erkekler karar verir bu toplumda. Ve bakıyorum ki ya bu toplumun %50'si kadınsa %50'si erkek. Yani kendi adlarına karar verebilir bu arkadaşlar. Ya, ama bakıyorum ki toplumsal bilinç o seviyeye gelmediyse toplumsal bilinç o dereceye gelmedi diye bekleyelim duralım. Biz bununla ilgili eğitimciyiz. Değil ama eğitimde kaybedilecek bir fert yoktur. Mutlaka çok önemli. Yoktur. Çok önemli. Yani çok okula önemli. Hocamın biraz önce söylediği şeyleri ben gerçekten önemsiyorum. Yani vereceğimiz eğitimi okula alalım, o kızları bir şekilde okula getirelim de ondan sonra o eğitimi vererek en azından bu yaraları görmüş kızların o mücadeleyi vermesini sağlayalım anlayışında bir açıklama yaptı. Reklama gideceğiz sevgili seyirciler. Reklam dönüşünde konuşacağımız birçok konu var. Zorunlu din dersi, İmam Hatip dayatması
ve eğitimin başka sorunları, çünkü programa gelmeden önce birçok veliden bir takım şikayetler aldım, bir takım dayatma iddiaları aldım, onları da konuşacağız. Bir kısa bir reklam arasından sonra buradayız, bekliyoruz. Borkonut'un sunduğu 25. saat devam edecek.